Sevgili Koç ve Yükselen burcu Koç olanlar, şimdi sizlerle beraber Mayıs ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkür'ün 3 Mayıs'tan itibaren Koç burcunda düz harekete geçtiğini görüyoruz. Yani Merkür retro sürecimiz bitiyor. Ve 16 Mayıs itibariyle de Merkür Boğa burcuna geçiyor. Sizin haritanızın Boğa burcu ikinci evi ile ilgili olduğu için özellikle 16 Mayıs'tan itibaren artık maddi durumunuzla ilgili çok daha etkin kararlar alabilirsiniz ve size para kazandıracak sözleşmelere imza atabilirsiniz. Ve Venüs'e baktığımız zaman Venüs'ün bütün bir ay boyunca sizin burcunuzda olduğunu görüyoruz. Yani Mayıs ayında sosyalleşmek, Yeni bir aşk ilişkisine başlamak ve sanatsal projelerle ilgilenmek gayet mümkün görünüyor. Ve Mars'a baktığımızda Mars'ın yine bütün bir ay boyunca İkizler burcunda olduğunu görüyoruz. İkizler burcu sizin haritanızın 3. evi ile ilgili olduğu için mayıs ayında yeni bir sözleşmeye imza atabilir, yurt içi seyahatlere çıkabilir ve yeni bir konuda eğitim almaya başlayabilirsiniz. Ve ay fazlarına baktığımız zaman Dolunay fazının 10 Mayıs günü Akrep Burcu'nda gerçekleşeceğini görüyoruz. Akrep Burcu sizin haritanızın 8. eviyle ilgili olduğu için özellikle 10, 11 ve 12 Mayıs günlerinde riskler ve kazalar konusunda daha temkinli olmanız gerekiyor ve mümkünse kredi borç alacak gibi paylaştığınız maddi kaynaklarla ilgili kararları bu günlere denk getirmemeniz gerekiyor. Ve yeni ay fazına baktığımızda 25 Mayıs gününde İkizler Burcu'nda gerçekleşeceğini görüyoruz. İkizler yine haritanızın 3. ile ilgili olduğu için Mayıs'ın son haftasında ve de Haziran ayında seyahatler, iletişim ve sözleşmelerle ilgili son derece hareketli günler sizi bekliyor olacak. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.